Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Yine harika iki tane iftarlık ürünüm olacak. İlki Özbek pilavı. Böyle kuzu etli, havuçlu falan ama tabii şöyle düşünün, uyarlanmış bir Özbek pilavı olacak bu. Yanına da gideceğini düşünün, hem eti hem pilavı tamamlayacak böyle bir kabak tarator olacak. Cevizli mevizli, yoğurtlu, böyle taze bir şey olacak. O zaman başlayalım, ben malzemelere geçiyorum hemen. Özbek pilavı için 300 gram kuzu eti, 1 su bardağı nohut haşlanmış olacak, 1 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, yaklaşık 1-2 yemek kaşığı diyelim, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, zerdeçal ve kimyon. Bunlar da birer tatlı kaşığı olacak. Hemen kabak taratonu malzemelerine geçiyorum. 2 adet sakız kabağı, yaklaşık 1,5 yemek kaşığı süzme yoğurt, bir 5-6 tane ceviz içi, 2 adet sarımsak, zeytinyağı, karabiber ve tuz. Şimdi her zaman olduğu gibi ben ocaklarımın altını açıyorum. Kabak bir yandan soteleyeceğim, onun altını açayım. Çünkü kabak taratordaki kabağı birazcık böyle soteleyip hemen soğutmaya alacağız. O arada pilavımızı yaparız zaten. Önce biz ne yapıyoruz? Klasik benim biliyorsunuz artık. Şuradan kaşığımı alayım. Etimi sezone ediyorum. Tuz. Çekme tuzlar böyle hani değirmen tuzlar diyeyim daha doğrusu. Değirmen tuzlar birazcık daha böyle aroması, etkisi az olduğu için etkenliği. Onu daha çok koyun. Vücuttan da daha rahat atılır. Bunlardan kullanın. Bu şekilde kullanın. Çok uygun olacaktır. Karabiber ekliyorum. Sezone ediyorum. Bu arada iyicene tenceremi kızdırdım. Belki biraz daha kızabilir ama vaktimiz az. Ben size doğrusunu söyleyeyim, siz o şekilde yaparsınız. Ben bu şekilde atacağım. İyicene tuzunu, karabiberini eşit şekilde yedirin. Bir yandan atayım, bunlar olmaya başlasın. Burada hikaye böyle. Şimdi bunu biraz böyle paralel yapacağım. Niye? Çünkü bir yandan da kabaklarımı pişirip, daha doğrusu birazcık böyle soteleyip hemen soğutmaya almam lazım. O yüzden önce ne yapalım? Şunu tekrar koyamam. Şunu arkaya alayım. Şimdi buldum temiz şeyimi. Kabağın şöyle kafasından kesiyorum. Bu çöpüm. Diğerini de kesiyorum. Birazcık rendeleyelim. Yani kalın rende olsun. İnce yapmayın. Kalın rende olsun. Böyle güzelce rendeleyeceğiz. Bunu soteledikten sonra suyunu sürmemiz lazım. Çünkü çok su çıkarır. Taratorda böyle çok sulu olsun istemiyorum. Yani kötü bir görüntü olur. O yüzden bunu biraz böyle pişirdikten sonra suyunu süreceğiz. Öyle iyice rendeledim. Onu zaten altını açmıştım. Şimdi eti ne yaptık? Tuz, karabiberle sezonu ettik. Aynı şey kabak için de geçerli. Kabağa da tuz, karabiber vermezseniz böyle lezzetlenmez. İçine çekmez o tuzu, karabiberi. Bu da okeydir. Bunu da aldım. Bunu şimdi arkaya alıyorum. Şöyle. Ne yapalım? Ne demiştik? Tuz, karabiber. Yine değirmen tuzumuzu atıyorum. Olmazsa olmaz. Lezzeti kalıcı kılan, lezzeti uzatan karabiber. Eğer çok acı geliyorsa beyaz biber de kullanabilirsiniz. Daha önce söylemiştim bunu. Yine tekrarlıyorum. Ondan sonra bunu da böyle güzelce karıştıracağım. Şimdi bir parça zeytinyağı dökeceğim içine. Böyle hafif yağ ile soteleyeceğim. Bence iyidir. Çok da kızmasın. Atalım içine. Ya bunu niye soteliyorum? Kabak böyle çiğ kalır. Öteki türlü şey yapsanız
Hani belki havucu yaparsınız, ben havucu da biraz soteliyorum ama kabağı direkt böyle atarsanız içine çiğ kalacak, güzel olmayacaktır. Böyle daha güzel olacak, daha uygun olacak. Nasıl yapalım? Ha, şunu ben tekrar alayım. Bunu atayım. Kabakları, pişen kabakları bunun içine dökerim. Böylece suyunu süzmüş olurum. Bu arada hemen kontrol ediyorum. Etlerim nasıl? Etlerim gayet mutlu. Böyle hafif renk almaya başladı. Bunu da bir yandan soğanını doğrayabilirim aslında. Ona geçeyim. Hemen soğanına geçeyim. Soğan yine yani yemeklik doğrayabilirsiniz. Biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Size kalmış. Öyle böyle doğrayabilirsiniz. Saplının genelde kullanmıyorlar da ben kullanıyorum. Yani çok ziyan olsun istemiyorum. Ben soğanın her yerini kullanmaya çalışıyorum. Yani neredeyse aroma versin diye bu et suyu falan yaparken soğanın kabuğunu iyice yıkayıp onu bile kullanıyorum. Bunları da parçaladık güzelce. Belki biraz daha küçültebiliriz. Tamam, bu iyidir. Etler mutlu renk almaya devam ediyor. Hemen soğanlarla buluşturalım onları. Şöyle. Bol soğan, bol. Bu tarz yemeklerde bol soğan kullanın. Soğan bütün suyunu, yağını içine çekecektir. Ve tabii ki de lezzetini içine verecektir. Soğanlar bu yönden muhteşem yani yemekler için. Şimdi kabaklarıma bakayım. Kabakçımı almıştım. Kabağında çok fazla yeşili ölmeden yapmak istiyorum aslında. Güzel kokusu gelmeye başladı. Kabağın kokusu gelirken şimdi ben bir parça sarımsak atacağım içine. Şimdi gördüğünüz gibi aslında tek yemek yapıyor gibiyim ama iki yemek çıkıyor. Yani kolaylığı tek yemek ama zamanı yine tek yemek. Ama işte iki yemek bir an ortaya çıkacak. Yani bu şekilde çok iyi zamanlama, planlama yaparsanız iki yemeği aynı anda çıkartırsınız. Kabuğu kalmış, onu aldım. Bir yandan birinin malzemelerini koyuyorum, bir yandan birinin malzemelerini koyuyorum. Bu şekilde siz de mutfağınızda kendinize özgü yöntemler geliştirip böyle tam böyle iftara az kaldı, ne yemek yapayım derken bir anda 2-3 tane yemek birden çıkarabilirsiniz. Hemen sarımsaklarını da attım. Onlar da birazcık böyle terlesin istiyorum. Çok böyle çiğ sarımsak vursun istemiyorum. Evet, orada hikaye güzel, burada hikaye güzel. Şimdi ben pirincimi çok iyi yıkamıştım ve çok iyi olmasa çok iyiye yakın kuruladım. Niye çok iyi kurulamadım? Biraz daha bunda böyle çok kavrulmayacak çünkü normal pilav yapar gibi. Aslında salma yöntemi de yapabilirsin ama ben nasıl diyeyim? Biraz salma yöntemine benzeyen ama normal pilav yapar gibi yapacağım. Kavurarak gibi yapacağım. Siz direkt salma da yapabilirsiniz. Tamamen şey size kalmış yani. Hani hangisi kolayınıza geliyorsa. Çünkü zaten içinde yeterince çok fazla aroma var, lezzet verecek ürün var. Kabaklarım, sarımsak karıştırmayı unutmuştum. Şimdi bir karıştırdım, hemen altını kapatıyorum daha fazla pişmesin. Bunları hemen süzgeç alacağım. Süzgeçim burada. Şöyle önüme alayım, daha rahat hareket edeyim. Bayağı su çıkardı. Şu an siz göremiyor olabilirsiniz. Yani şöyle bayağı gördüğünüz gibi su çıkardı. Bu su ziyan olmasın aslında. Bu su çok yararlı bir su. Bunu şöyle ufak bir bardağa, bir kaba ayırın. Dolabınıza koyun. Böyle bir çorba yapacağınız zaman mercimek çorbası olabilir, ezogelin. Yani nasıl bir sebze çorbası olabilir, nasıl bir çorba yapacaksanız hemen bu ayırdığınız sıvı içine katabilirsiniz. Bu harika bir sıvı olacak. Ama tabii ben şu an bu ürünümün içinde istemiyorum. Tamam, bununla da vedalaşıyorum. Şöyle hafif bastıracağım. Suyun hepsi çıksın istiyorum ki
beni rahatsız etmesin taratoru yaparken. Ben böyle ufak bir porsiyon için veriyorum bu tarator tarifini. Siz böyle biraz daha kabartırıp daha büyük bir şey yapabilirsiniz ama ben böyle hani yemek yerken yanına böyle bir kaşık tam bu pilavın yanına böyle tamamlayacak bir şey olarak düşündüm. O şekilde yaptım. Şimdi kenara alayım, hem soğusun. Direkt dolaba atarsanız ekşir. Direkt dolaba atmayın, dışarıda soğusun. Bu hem soğusun hem suyunu versin iyicene. Onunla işimizi halledelim. Bakalım pilavlarımız nasıl? Daha doğrusu pilavımızı yapacağımız ürünler nasıl? Güzel. Evet, güzel pişiyor. Şimdi neyim var benim? Bir yandan da malzemelerini doğrayabilirim. Şöyle taratorun cevizini doğrayayım. Onu da atayım. Kabak içine gireceği zaman hazır bulunsun. Ben cevizleri makine falan sevmiyorum. Ben direkt böyle bıçakla ya. Direkt bıçakla. Yani bir şeyi böyle makinede falan parçalayınca, hele bu tarz ürünlerde dağılıyor. Bütün o yapısı bozuluyor. Ama bıçakla siz hakimsiniz. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz ve ezmiyorsunuz. Yani keskin bıçak varsa daha da iyi. Daha da ezmezsiniz. Daha iyi böyle bıçakla daha iyi. Hepsini tık 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 böyle şey yapıyorum. Şimdi bunları da parçalayalım. Ben şimdi cevizi şöyle kullanacağım. Biraz daha ufaltayım, söyleyeyim onu da. Cevizi şöyle kullanacağım. Bir kısmını böyle üstüne atacağım. Onu şöyle ayırıyorum. Bir kısmını da karışım yapacağım, kaba atıyorum. Şuna daha rahat alırım. Bunun içine hatta yoğurt da atabilirsiniz. Sulandırmaz nasıl? Az yoğurt kullanacağım. Bu kadar yeterli. Yani 1,5 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Etler de soğanlar harika şu an. Koku böyle sardı her yere. Tamam, buradaki işim bitmek üzere. Tuzunu, karabiberini zaten kabağına ilave etmiştim. Belki bir parçada en son böyle servis aşamasında tuza, yoğurda tuz ekleyebilirsiniz. Çok az ama böyle. Zeytinyağı da yine aynı şekilde kullanmıştım. Şimdi ben etlerime tereyağı koyuyorum. Bu da yine 1,5 yemek kaşığı. 1 olabilir, 2 olabilir. Sizin yağ böyle alma elimize göre değişir yani. Ne kadar yağ kullanıyorsunuz, ne kadar yağ seviyorsunuz, ona göre değişir. Burada hikaye güzel. O arada neyim kaldı? Şurayı şöyle iyice almak istiyorum. Havuçlar. Şimdi havucu iki şekilde kullanabilirsiniz. Ya direkt rendelersiniz ya da benim gibi şöyle yapabilirsiniz. Küçükle bununla devam edeyim. Şöyle ufak ufak küpler oluşturacağım ama çok ufak. Bir de mesela bu ürünü keserken ne oluyor? Altı böyle kayıyor ya. Onu şöyle bir kesik atsanız düzleşir. Bunu kolaylaştırabilirsiniz. Ben orada yapmadım. Şimdi şunları şöyle üst üste koyayım. Şöyle minik küpler istiyorum ben. Pilavın içinde kendini belli etsin. Rende de olabilir. Yani o da bir tercihtir. Ama şu benim daha çok hoşuma gidiyor. Şunu yine şöyle kenara alayım, başka bir şey de kullanırız. Ne kaldı? Bunlar kaldı. Şunu şu gösterdiğim ürünü şöyle yapayım. Daha kolay kesilsin. Şöyle. Sonra hepsini bir araya getirip tek hamlede halledeceğim. Şu biraz daha kalın olanı en son yapayım. Şöyle. Havucu da çok azıcık kavuracağım ama çok az yani. Hemen pirinçten biraz soğan atacağım. Önce pirinci atacağım. İyice bekliyorum ki etim istediğim kıvama gelsin. Bunu daha böyle buraları ince kesip tamamlayabilirsiniz. Bence böyle güzel oldu. Nohut zaten haşlanmış. İçine direkt atacağım. Oh! Şu anki koku böyle tarifsiz. Tam iftarlık olacak. Muhteşem gözüküyor ve muhteşem kokuyor. Kokuyu veremiyorum ama belki görüntüyü verebilirim size. Şöyle gösterebilirim. O kuzu etinin, kuzunun yağının soğanla buluşması, suyunu vermesi falan muhteşem.
Buradaki kerim güzel. Artık pirinçlerimi atabilirim. Şöyle iyice sıyırıyorum. Dibinde kalmasın. Bunu da vedalaştım. Pirinci nazikçe, hassasça alttan yukarı, alttan yukarı şöyle yayıp kavururken alttan yukarı, alttan yukarı. Bir de en önemlisi, atlamamız gereken yer, pirinci attınız. Hemen tuzunu verin. Unutursunuz. Bir daha içine çekmez çünkü kavururken koymazsanız. Hemen tuzunu atın. O pirinç tuzu kavrulurken çeksin içine. Belki bir parça da karabiber, bu özel bir pilav olduğu için. Pilav diyorum ama bakmayın, bayağı ana yemek yani hiç. Yani adı pilav sadece. Bunun yanına ufak bir salata, benim yaptığım gibi böyle yoğurtlu bir salata yine. Muhteşem ya, başka hiçbir şey gerek yok. Yeşil de olabilir, bir yeşil salata da olabilir. Çok azıcık daha kavrulsun istiyorum. Birazdan havuçlarımı atacağım, nohutlarım haşlanmış. Baharatları da havuçla birlikte atabilirim. Onu da bekleteyim şurada hemen. Biraz da o zaman şuradaki hikayeye devam edeyim. Böyle arada kokuya kendimi kaptırıp unutuyorum sizi. İnanılmaz güzel kokuyor. Bu muhteşem bir şey. Dediğim gibi yani adı Özbek pilavı ama bu tamamen bir uyarlanmış Özbek pilavı. Hani normalde içinde at eti olur, buldırcın olur, yani Özbekler farklı yapar bunu. Bu tamamen uyarlanmış bir Özbek pilavı. Vallahi bence çok güzel oldu. Şöyle bakıyorum, pirinçlerim saydamlaştı mı? Saydamlaşınca ben bunun suyunu vereceğim. Evet, birazcık havuçlarımı da terletim. Havucumu attım, tuzunu verdim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi baharatlarımı koyuyorum ben içine. Baharatları ne kadar çok kavurursanız o kadar çok aroması yükselecektir. Nohutları ilave ediyorum. Şimdi artık suyunu verebilirim. Yani ölçerek vereyim. Bir bardağı 1,5 gibi. Pilavımı kapattım. Yani nasıl diyeyim? Kapağını kapattım pilavın. Şimdi kabak taratora geçiyorum. Bakayım. Yani bayağı su çıkardı. Ondan sonra şöyle. Artık suyu pek kalmadı. Bakıyorum birazcık ılık. Siz evde yaparken aceleniz yoksa iyice soğutun. Ondan sonra yoğurtla karıştırın. Çünkü o yoğurdun yapısını bozar ve sulandırır. Ben şu an böyle mutlu gözüküyorum. Bunu da alayım yanıma. Böyle karıştıracağım. Bunun yoğurt miktarı da tamamen sizin zevkinize göre değişir. İyice yoğurtla da şey yapabilirsiniz.
Ya açın dolabı, bakın kabağınız fazla mı var? Hemen değerlendirin. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben birazcık yeşil bir tarator yapacağım. Böyle nasıl diyeyim, sadece bir doku oluşturmak için yoğurt kullanacağım. Yemeklerde dokular çok önemlidir. Çıtır, kıtır, kremamsı doku. Bunlar hep böyle yemeği yemek yapan unsurlardır. Şimdi kabak taratorumu karıştırdım. Bu hazır. Pilavımı yaklaşık bir 15 dakika pişireceğim. Ama nasıl pişireceğim biliyor musunuz? İlk attığınız da suyu bir kaynasın, hemen altını kısın. Pilav nasıl böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişerse o kadar lezzetli olur. Aşağı yukarı bir 15-20 dakika pişireceğim. Ondan sonra kapatıp 10 dakikada demlenmeye bırakacağım. Bundan sonra da biz sizle sunumla görüşelim. Evet, sunumlarımı yaptım. Gördüğünüz gibi harika bir sarı Özbek pilavı var. Üstünde kuzu etleri görünüyor. Kokusu böyle bütün mutfakta şu anda. Yanında da böyle bir tarator, bunu tamamlayıcı böyle hafif böyle bir fresh, taze, böyle ferahlatıcı bir lezzet oldu. İki tarifi de beğenip evinizde yaparsınız. Yarın yine Çekmeköy Web TV'deyim. Ramazan lezzetlerinde sizi bekliyorum. İki tane yine harika tarif olacak. Bugünkü gibi Özbek pilavı, kabak tarator gibi lezzetler istiyorsanız takip edin, not alın. Yarın görüşmek üzere.